Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bulgur pilavı yapıyoruz. Fakat bildiğiniz bulgur pilavlarından daha farklı ve lezzetli kuzu gerdan ile birlikte bir bulgur pilavı hazırlayacağız. Bunun için bir çay bardağı arpa şehriyenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kavurdum. Daha sonra 2 su bardağı pilavlık bulgur ekliyorum içerisine. Hafif bulgurumu da kavuracağım. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz hafif kavuruyorum. Daha sonra içerisine toplamda 3 su bardağı su ilave ediyorum. Orta ateşi alıyorum ve pişmeyi bırakıyorum. Üzerine kapağını kapatın. Böyle ateşiniz ne yüksek olsun ne de tamamen kısık olsun. Orta yerde pişmeyi bırakın. Kenarda da tavamın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. 3 parça kuzu gerdanı haşladım. Güzelce pişirdikten sonra da tiftikledim. Gerdanı Tencerenin içerisine alıyorum, bir tur kaynatıyorum o suyunu döküp tekrar temiz su ekleyip güzelce kaynatıp pişiriyorum ve bu şekilde güzel kemiklerinden ayırıyorum. Yağım eridi, rengi hafif değişti bakın tereyağı. İçerisine bu hazırlamış olduğum etleri ekliyorum. Daha sonra birazcık tuz gezdirdim. Yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da keki ekliyorum. Güzelce tereyağının içerisinde bu e, haşlamış olduğum etimi çeviriyorum, kavuruyorum. Çok lezzetli oluyor bu şekliyle. Pilavım da bakın böyle pişiyor. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Birazcık daha suyun çekmesini bekleyeceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Ocağımın altını bu aşamada kapatıyorum. Kapattıktan sonra içerisine bu hazırlamış olduğum kuzu gerdanı da ekleyip karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Birazcık dinlendiriyorum. Ve daha sonra da servis edebilirsiniz. Çok doyurucu bir tarif oluyor. Bunu yaptığınızda yanında ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok bence. Salata yapabilirsiniz. Cacık yapabilirsiniz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Çok doyurucu ve lezzetli oluyor. Güzelce düzelttikten sonra kapağını kapatıyorum. 5-10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendikten sonraki halinde size şöyle göstereyim kıvamını. Önce tabağa alacağım biraz daha sonra yine yakından sizinle kıvamını paylaşacağım. Hazır böyle kurban bayramı da yeni geçmişken evinizde varsa eğer malzemeniz denemenizi tavsiye ederim. Şu yakından göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve zil açmayı da unutmayın.